Ayasofya, dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya, mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliği yönünden sanat dünyası açısından önemli bir yer teşkil etmektedir. Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde 3 kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında büyük kilise olarak adlandırılmış, 5. yüzyıldan itibaren ise Ayasofya olarak tanımlanmıştır. Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç giydiği başkentin en büyük kilisesi olarak katedral işlevi görmüştür. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle birlikte camiye çevrilmiştir. Fetihten hemen sonra yapı güçlendirilerek en iyi şekilde korunmuş ve Osmanlı dönemi ilaveleriyle birlikte cami olarak varlığını sürdürmüştür. Yapıldığı tarihten itibaren çeşitli depremlerde zarar gören yapıya hem Doğu Roma hem de Osmanlı döneminde destek amacıyla payandalar yapılmıştır. Mimar Sinan tarafından yapılan minareler ise aynı zamanda yapıda destekleyici payanda işlevi görmektedir. Ayasofya'nın kuzeyinde Fatih Sultan Mehmet döneminde bir medrese yaptırılmış, her dönemde bakım ve onarım çalışmalarından geçmiş en kapsamlı tamir çalışması Sultan Abdülmecid döneminde Fossati tarafından yapılmıştır. Sultan Abdülaziz döneminde Ayasofya çevresinin yeniden düzenlenme çalışmaları sırasında medrese 1869-1870 yılları arasında yıktırılmış ve 1873-1874 yılları arasında ise yeniden yapılmıştır. 1936 yılında yıkılmış olan medresenin kalıntıları 1982 yılında yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Osmanlı döneminde 16. ve 17. yüzyıllarda Ayasofya'nın içinde mihraplar, minber, müezzin mahfilleri, vaaz kürsüsü ve maksureler eklenmiştir. Mihrabın iki yanında bulunan bronz kandiller Kanuni Sultan Süleyman tarafından bu din seferi dönüşü camiye hediye edilmiştir. Ana mekana girişin sağ ve sol köşelerinde bulunan Helenistik döneme ait iki mermer küp ise Bergama'dan getirilerek Sultan 3. Murat tarafından Ayasofya'ya hediye edilmiştir. Ayasofya'da Sultan Abdülmecid döneminde 1847-1849 yılları arasında İsveçli Fossati kardeşlere kapsamlı bir onarım yaptırılmıştır. Bu onarım çalışmaları sırasında daha önce mihrabın kuzeyindeki niş içinde bulunan hünkâr mahfili kaldırılmış, yerine mihrabın solunda sütunların üzerinde yükselen etrafı ahşap yaldızlı korkuluklarla çevrili hünkâr mahfili yaptırılmıştır. Aynı dönemde Hattat Kadı Asker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılan 7,5 metre çapındaki 8 adet hat levhası ana mekanın duvarlarına yerleştirilmiştir. Allah, Hazreti Muhammed, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin yazılı bu levhalar İslam aleminin en büyük hat levhaları olarak bilinmektedir. Aynı hattat kubbenin ortasına ise Nur suresinin 35. ayetini yazmıştır. Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilmiş ve 1 Şubat 1935'te müze olarak yerli ve yabancı ziyaretlere açılmıştır. 1936 tarihli tapu senedine göre Ayasofya 57 pafta, 57 ada, 7. parselde Fatih Sultan Mehmet Vakfı adına türbe, akaret, muvakkithane ve medreseden oluşan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi adına tapuludur.